Bizlere söyleyeceğiniz güzel sözler vardır. Sizi dinliyoruz. I am sure that you have some beautiful things to tell us. Please get started with your conversation. The first, it's a great honor for me to be here. It's always a pleasure to be in Turkey, to be in Istanbul, the old heritage of Europe and of Turkey together, the old city of Constantinople, where everybody feels at home, and the Turkish hospitality is, of course, world known. Burada olmak çok büyük bir onur. Türkiye'de İstanbul'u ziyaret etmiş olmak çok büyük bir şeref. Burası Konstantinopol olarak biliniyor. Faydalanacaklarına inanıyorum. Teşekkür ederim. İnşallah öyle olur. Gerçek İslam saf sevgidir. Müslüman demek dünyanın en kaliteli, en akıllı, en dürüst, en iyi, sanattan anlayan, estetikten, güzellikten zevk alan insanı demektir. Bütün insanları seven, bütün din mensuplarını seven insan demektir. I really thank you very much for your words. I hope that what you say is really very important. And I want to mention that Islam is pure love, and Muslims are the most beautiful and the most high quality persons in the world. And a Muslim is a person who has a great taste of art and also aesthetics and civilization. So it's really very important for people like you to be here and for us to collaborate like this. Evet, böyle ne diyor? Well, I've been have the occasion in visiting in recent years several times Damascus, Syria, Aleppo, Mosul in Iraq, lots of places where there was terrible wars going on, where there is a version of Islam which is not compatible with what you see with normal people, not only Muslims in Western Europe, but also here or in the rest of the Middle East, where I go a lot. So it's very hard to see through the bush, through this way of this radical Islam, this terrorist form of Islam. It's very hard to see for Western people that there is also another part of Islam, because the terrorists are taking over this peaceful religion. Yakın geçmişte birkaç kez Şam'a, Musul'a, Irak'ta ve Suriye'de birkaç farklı bölgeyi ziyaret ettim. Buralarda savaş ortamı var. İslam'ın bu şekilde yaşanıyor olması ve savaş içinde uyguladıkları terör, bu sizin yaşadığınız İslam'la aynı değil. Orta Doğu'da İslam'ın farklı şekillerde yaşanma uygulamaları var. Radikal İslam ve terörist uygulamalar Batı açısından çok büyük bir tehlike arz ediyor. Evet, gelenekçi İslam anlayışı içerisinde kan dökmek, şiddet, kadınları aşağılamak, sanata, estetiğe karşı gelmek maalesef var. In traditionalist understanding of Islam, it's regrettable, but there is bloodshed, violence, humiliation of women, and there is opposition to all kinds of art and aesthetics. Hepsinde olmasa dahi bu hususlar en acımasız şekliyle uygulanıyor. Bu dünya içinde, İslam alemi içinde büyük bir bela ve felaket. Bu doğru. Ama bunun çözümü Kur'an Müslümanlığıdır. Tek çözümü Kur'an Müslümanlığıdır. It is not maybe in all of them, but in the majority of these Islamic countries, these problems are violently practiced, and the majority of the Muslims are following this kind of a traditional understanding of religion. This is definitely a disaster for the Islamic world, but the only solution is to be Quran Muslims, to act and abide by the Quran. Hristiyanlar da Müslümandır bizim inancımıza göre. Museviler de Müslümandır. Müslümanlar da Müslümandır. Hepsi Müslümandır yani. According to our belief, Christians are also Muslims, Jews are also Muslims, and Muslims are again Muslims. So we believe that all believers, they are all Muslims. Çünkü hepsi Allah'ın birliğine inanıyor, hepsi peygamberlere inanıyor. Because they all have faith in one God and they all have faith in the same prophets. Hepsi güzelliği istiyor, hepsi sevgiyi istiyor. They all ask for love, they all ask for beauty. Allah sevgidir, din de sevgidir. God is love and religion is love. Bir oyun oynanıyor, İslam dinine bir oyun oynanıyor. İslam dinini vahşet, dehşet ve kan dini olarak gösteriyor. Bu şeytanın bir oyunu. We see that they are just perpetrating an evil plot against Islam.
They just try to depict as if Islam is a religion of violence and bloodshed, but that is not true. That is only Satan's plan. Kur'an'da anlatılan İslam saf olarak sevgi istiyor bizden. The Islam that we learn from the Quran just asks for love from all believers. Ama bu bela tabii Türkiye'de geniş çaplı önlendi. Rahmetli Atatürk'ün bu konuda çok büyük faydası oldu. But this trouble has been prevented in Turkey. The late Atatürk, may God pour his mercy on him, he just made a very great effort to prevent that radicalism. Ama şu anki Türk gençlerini biz inceliyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, röportaj yapıyoruz. 100.000 genç üzerinde röportaj yaptık. Hepsi Kur'an Müslümanlığı ve sevgiyi savunuyor. Hepsi teröre ve anarşiye, gelenekçi İslam anlayışındaki o kan dökücü, kadın karşıtlığına şiddetle karşı hepsi. And we have had interviews with the Turkish youth. We have asked hundreds, thousands of Turkish people, the young Turkish people. They are following the Quran. They want to live like Quran Muslims. They are all against violence and bloodshed, and they all want to live a life of peace and love with the entire humanity. Avrupa korku duymak, Avrupa tedirgin olmakta haklı. Dünya da tedirgin olmakta haklı. Müslümanlar da tedirgin olmakta haklı. Çünkü IŞİD tarzı bir İslam anlayışı, gelenekçi İslam anlayışı içerisinde yer almış durumda. Hepsinde olmasa da epey bir kısmında var. Bu bütün insanlık için bir tehlike ve özellikle İslam dini için çok büyük bir tehlike. The Western world and also the entire humanity is actually right because of this threat of a fanatic understanding of religion. They are all right having this kind of an opinion. But we see that this kind of an ISIS mindset is actually a trouble against Islam also. So we are just making efforts to correct this. Yani Avrupa hayali bir düşmanla yahut hayali insanlarla mücadele ediyor değil, hakikaten bir tehlike var. Europe is not fighting against an imaginary enemy. It is right that there is this kind of an enemy. Ama bu asarak, keserek, bombalayarak olmaz. Kur'an Müslümanlığını yayarak onlarla mücadele edebiliriz. But the only way to struggle against this kind of fanaticism is not to kill those people, is not to cause bloodshed. What we need to do is we need to act as Quran Muslims and correct their errors. Biz Türk gençlerine öğrettik, anlattık, hepsi kabul ediyorlar. Yani insanlar makul olur. Doğru bir şey anlattığında kabul ederler. We have educated the Turkish youth about all these topics and they have been convinced. So it's really very important to teach people the truth so that they will correct their mistakes. Hristiyanlık yapısı itibariyle dehşete ve şiddete kapalıdır. Christianity is against violence and horror. Musevilik daha açıktır şiddete. But Judaism may be more open to that kind of a violence. Ama yorumlanarak akılla bu şiddete çevrilmez. But with making proper interpretations and commentaries, that kind of an inclination is not practiced into violence. Kur'an'da da savaş ayetleri vardır ama insana saldırıldığında kendini savunma anlamında vardır. Durduk yere insanlara saldırma hükmü, kan dökme hükmü Kur'an hiçbir yerinde yok. It is right that there are some verses in the Quran that teach about war and how to act during war, but this is not to wage war against any community. All those verses teach us how to carry out self-defense during time of war. It's not to attack certain people, just to self-defense. Sizden de yine bir şeyler dinlemek istiyorum. Please give me your opinion. I would like to hear from you also. Well, it's what I said. We have this in the West. We have this wrong version of Islam because Islam is used on a political basis. The Wahhabist, Salafist way they present the Quran is widely spread in Western Europe, and because of these atrocities by Daesh and other groups, of course, that is how the West looks at Islam at the moment, and that therefore it's very important that the work that you are doing to spread the right teaching of Quran and to teach the Turkish youth to the right way or to interpret the Islam is better, is very important.
But I think it's also more easy in Turkey than it is in the rest of the Arab world. Turkish is not an Arab world in a sense, but because of the heritage of Mustafa Kemal Atatürk, who was very modern in his way of thinking, the division between, let's say, the mosque and the state and other things that was very Western. It's easier, I think, here in Turkey to bring this kind of message to the Turkish people. It's more difficult in the Arab world. Şunu belirtmek istiyorum. Batı dünyasında İslam yanlış bir şekilde uygulanıyor. Genelde Batı'da İslam'ı politik ve siyasi amaçlarla kullanmak istiyorlar. Bu şekilde değerlendirmeyi düşünüyorlar. Vahabiler ve Selefiler Kur'an'ı uygulama şekillerine bakıldığında onlar Batı'da bir tehlike olarak algılanıyorlar. IŞİD uygulamaları Batı'da İslam'ın doğru şekilde uygulanması olarak yorumlanıyor. Bu nedenle sizin Kur'an'la ilgili yaptığınız çalışmalar çok önemli. Sizin Kur'an'ın doğrusunu öğretiyor olmanız, Türk gençliğine doğru şekilde İslam'ı yorumlayarak anlatmanız ve onları bu şekilde eğitmeniz bence çok önemli. Fakat Arap dünyasına bakıldığında Türkiye'de bunu yapmanın daha kolay olduğunu görüyorum. Mustafa Kemal Atatürk çok modern düşünceye sahip bir kişiydi. Hayat şekli olarak ve aynı zamanda laikliği de Türkiye'de uyguladı. Bu sayede Türkler bu konuda bu mesajlarınızı çok rahatlıkla uygulayabiliyorlar. Fakat Arap dünyasında bunun bu kadar kolay olmadığını düşünüyorum. Doğru. Yani biz bunu Mısır'da anlatmaya kalkarsak çok zorlanırız. Suriye'de, Irak'ta bunu yapamayız. Afganistan'da yapamayız. Ama Türkiye'de Atatürk'ün varlığı, Allah'ın bir lütfu, Allah'ın bir güzelliği, hayırlı bir zemin meydana getirdi. Bu zeminde gerçek Kur'an Müslümanlığı çok rahat anlatılabiliyor. You are right in your remarks. If we try to explain the being a Quran Muslim in other countries such as Egypt, Afghanistan, Iraq or Syria, we would have so many difficulties. But Atatürk's presence was definitely a great benefit for the Turkish people. And on this ground that he founded in Turkey, we can easily communicate the truths of the Quran. It's also so that because of the Ottoman Empire, Turkey was for centuries, was part of European history. So it's more easy for somebody from Turkey to understand how the West thinks than it is for somebody from Saudi Arabia or even Morocco. We have been waging war, okay, we waged war against the Ottoman Empire also, we were at war with each other, that is geostrategically that was like that 100 years ago. But we were always at war with the Arab part of the Islamic world. And this is something that is in the minds of Europeans. We always have to deal with them. And dealing with the Arab world was also dealing with Islam because they were Muslims. And so you have this sort of enemy created, not only because of religion, but because of geostrategic politics that was for decades. As long as we know, even before there was Islam, we had problems with the Arab world. And Europe has a sort of idée fixe about Arab world and of Islam. Osmanlı İmparatorluğu uzun yıllar boyunca devam ederken Avrupa tarihi Türkiye ile tanıştı, Türk topraklarıyla tanıştı. Bu nedenle Türkiye'yi daha iyi anlayabiliyoruz. Osmanlı ile çeşitli savaşlar yapmamız olmasına rağmen bu sona erdi. Fakat Arap dünyasına bakıldığında bu savaş devam ediyor. Batılılar her zaman Arap dünyasıyla bir sorun çözmek durumunda kalıyorlar. Fakat oradaki Müslümanları hedeflemiyorlar. Fakat o topluluklar Müslüman oldukları için Müslümanlar bir düşman gibi algılanmış oluyor. Bu dine karşı olmak değil fakat stratejik olarak o ülkeler bizim için tehlike olarak görünüyor. Avrupa bu nedenle İslam aleminde bu şekilde bir yaklaşım içinde. Ama bu kör açmalı işte bu şekilde değil de Avrupa'nın yapacağı Kur'an Müslümanlığı desteklemek olması lazım. O zaman konu kökünden çok süratli ve net halledilir. Öbür türlü dev bir dünya savaşı meydana gelir. Milyarlarca insan ölebilir. But this only brings a deadlock, this kind of a viewpoint. So what Europe should do is, Europe should support Quran Muslims. And only this way all the problems will be resolved. Otherwise, may God forbid, that would lead into a world war, another world war, which would lead to millions of people to perish. That's 100% correct. What is been done already in most of the Western European countries. In my country, the mosques are supported by the state. There are mosques are built.
A big one is going to be built in one of our big cities in Ghent, where a lot of people from the Turkish community are. So they built a very big mosque there. They also in another province of Belgium they are doing so, and they try to raise their own imams and their own believers to make it out of this Wahhabist Salafist influence of Saudi Arabia, because they till now. Most of these mosques are founded, are grounded, and they are paid by Saudi Arabia, which makes that they bring their imams with them and they bring their beliefs with them. And then you have this very weird combination of often Moroccan, from Moroccan descent, youngsters from Moroccan descent who are not really big Muslims, because lots of them that go to Syria and that go to Iraq to fight with these terrorist groups, they have a criminal record in Belgium that is as big as a house. And then suddenly, They got influenced by these imams coming from Saudi Arabia, and then they say, okay, now I'm going to be a very good Muslim. I'm going to fight in Iraq. I do all these atrocities. It's a combination. It's a weird combination. Sözleriniz %100 doğru. Batı Avrupa'da genellikle şu şekilde oluyor. Türkler şu an Batı Avrupa ülkelerine gelip kendi camilerini kurup burada kendi imamlarını ve kendi dindar çevrelerini oluşturuyorlar. Bu çok olumlu. Fakat aynı zamanda Suudi Arabistan'dan gelen Vahabiler ve Selefilerin oluşturduğu bazı dindar görünümlü çevreler var. Bu kişiler de kendi imamları ve kendi din gruplarıyla hareket ediyorlar. Fakat bu kişiler ve çoğunlukla Tunus'tan oluyor bu gençler. Kendilerini dine adayıp sonra da Irak ve Suriye'ye gidip terör gruplarına katılıyorlar. Fakat bu kişiler sonuçta suç işliyorlar. Suudi imamlardan etkileniyorlar ve ancak savaşarak iyi bir Müslüman olacaklarına inanıyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Camilerin birçoğu da Suudi Arabistan tarafından finanse edildiğini söylüyor. Bu doğru. Ama Suudi Arabistan'da modern İslam anlayışı, Kur'an Müslümanlığı uygulamak mümkün. Yani kraliyet rejimi olduğu için kraliyet ailesi aydın insanlardan oluşuyor. Onlar bu selefi düşünceye aslında karşılar. Halkın içerisinde öyle bir yapı var. Ama devlet çok güçlü olursa halkı ikna edebilir. Yani Kur'an Müslümanlığını onlara ikna edebilirler. Ama tabii bu açıkça söyleyeyim Mehdiyet'in dışında bir çözüm olmaz. You are right in your points, but I have to point out that Saudi Arabia is turning towards being practicing a Quran Muslim. They are approaching a true understanding of Islam. It's possible to practice Quran Muslims in Saudi Arabia because the monarchy is turning towards practicing the truths of the Quran. So there is not a Salafi understanding in the administration of Saudi Arabia, but the public has to be convinced. But let me tell you that the only solution to this is with Mehdi's movement, with Mehdi's system. İslam aleminde Suudi Arabistan'a, diğer İslam ülkelerine de Masonluğun güçlenmesi de bir çözüm olabilir zeminde ama kesin çözüm Mehdiyet'te olacağını düşünüyorum. And also in the Islamic world as well as Saudi Arabia and other countries, the progress of Freemasonry could also make a good contribution, but I believe that the only solution could be accomplished with Mehdi's movement. Yani Masonluk ve Mehdi'nin de Mehdiyet'in ittifakıyla ve aydın Müslümanların ittifakıyla bu meselenin çözüleceğini düşünüyorum. I believe that Freemasons as well as the Mehdi's system, they have to collaborate, they have to ally so that practicing this enlightened modern practice of Islam, this will bring the solution. Yani tapınak şövalyeleri de bu konuda görev alabilirler. The Templar Knights may also be assigned to carry out this effort. Yani Protestan Hristiyanlar görev alabilirler. The Protestant Christians may also contribute. Yani Kur'an Müslümanlığını İslam ülkelerinde yaymak zor bir şey değil. It's not difficult to spread Quran Muslims a true understanding of Islam in the Islamic world. Sevgiyi yaymak zor bir şey değil. It's not difficult to spread love in the Islamic world. Ama burada sevgiyi savunan sistemlerin ön planda ve güçlü olması gerekiyor. But what is most important is to bring those systems that ask for love become strong, powerful and to the fore, to bring them to the fore. Suudi Arabistan'da Masonluk güçlü, İran'da da güçlü. Freemasonry is strong in Saudi Arabia as well as Iran. Irak'ta ve Mısır'da da güçlü.
In Iraq and Syria, Freemasons ama are halen powerful, güçlerini gösterdi. But they haven't yet shown their power, their strength. Yani Mehdiyetle ittifak ederek esaslı şekilde güçlerini gösterebilirler. Freemasons have to ally, act together with the Mehdi system, and they can show their power and strength this way. Yani Türkiye'de de Masonluk çok güçlü. In Turkey also, Freemasons are really very powerful. Binlerce elemanı var. They have thousands of members. Bakanlar, milletvekilleri, generaller. There are ministers, deputies in the parliament and generals who are Freemasons in Turkey. Suudi Arabistan'da da öyle. And that is the same case in Saudi Arabia. Kraliyet ailesi içerisinde çok yaygın Masonluk. Within the Saudi kingdom there are many Freemasons. İran'da da çok yaygın. And that is the same case in Iran. Pakistan'da çok yaygın. In Pakistan there are many Freemasons also. Yani NATO'nun da devreye girmesi lazım. Hep beraber topluca Kur'an Müslümanlığını desteklemeleri gerekiyor ve Mehdiyet'in desteklenmesi gerekiyor. NATO also has to be involved and all together the Freemasons, Templar Knights, NATO, they should ask for Mehdi system which is being a Kur'an Muslim. Birleşmiş Milletler'in de bu işin içinde olması gerekir. And the United Nations also should contribute. They should be involved. Benim koltuğum yüksekte bunun özel bir anlamı yoksa yanlış anlamayın. Bu çekim açısından böyle oluyor dersin. Please do not misunderstand that my chair is a little bit higher. This is because of the shooting technique. I have to be seated like that. Yoksa siz bizim gönlümüzde çok yüksektesiniz. You have a very high place in our hearts. yani Müslümanlığı böyle silah soruyla askerle savaşla hizaya getirmeye kalkmak çok tehlikeli bir şey. Yani bütün dünyanın başını belaya sokacak bir şey bu. It would be really so dangerous to try to correct Muslims, to correct the Islamic world by means of violence, bloodshed and military methods. That would bring more danger throughout the world. Yes, I think there you absolutely are right. We see at the moment we have some writing in Brussels for about 2 days to 3 days. What started as something trivial, like a football match between Morocco and some other, I don't even remember which country, started in looting and rioting. And again, these guys gave a very fake and false impression of Islam. And I think that this is a work for where Turkey can play an important role, because Turkey is a bridge between East and West. You're sitting with one foot in Europe and with the other foot you're sitting in Asia. So you can build these bridges, you can build this bridge between East and West, between Islam and Christianity and all the other religions. And for me it's new for me, I didn't know that there are so many Freemasons in different parts of this Arab Islamic world. I didn't know that. So that's new for me. I will take a look into that to see. But it's quite astonishing in fact. Thank you. Bu konuda kesinlikle %100 hak veriyorum sözlerinize. Örneğin Brüksel'de 2-3 gün öncesinde bir futbol maçı olmuştu. Tunus'ta oynanılan bir maç olduğunu düşünüyorum. Burada çeşitli ayaklanmalar başladı. İslam'ı yanlış temsil ettikleri için bu tarz sorunlar, bu tarz olaylar yaşanabiliyor. Türkiye'nin bu konuda önemli bir rol oynayabileceğine inanıyorum. Türkiye aslında bir köprü görevi yapıyor Asya ile Batı dünyası arasında. Sizin bu köprüyü kurmanız gerektiğine inanıyorum. İslam ve Hristiyanlık arasında ve diğer dinler arasında. Aynı zamanda İslam aleminde çok fazla Mason olduğunu bilmiyordum. Bunu sizden ilk defa öğrendim. Bu konuda sözlerinize hak veriyorum. Fas, Tunus, Cezayir'deki Mason locaları çok ünlü ve eski tarihi localardır. The Freemasonic lodges in Morocco, Tunisia, Algeria, these are very ancient Freemasonic lodges. They are reputed. Yani devlet başkanlarının büyük bölümü Mason. And many of the state leaders in the Islamic world, they are all Freemasons. Ya Mason olmayan hemen hemen yok gibi bir şey. Almost there is no state leader which is not a Mason, Freemason. Bakanların büyük bölümü Mason. And also many ministers in their cabinets, they are also Freemasons. Bence hiç beklenecek gibi değil. Yani NATO, Birleşmiş Milletler, Masonluk, Tapınak Şövalyeleri, Protestanlar, Evanjelikler, Müslümanların ileri gelenleri, büyük alimler ve Müslüman ülkelerin liderleri, kralları bir araya gelip
Kur'an Müslümanlığının, sevgi Müslümanlığının, Mehdiyet'in önemini, gerekliliğini, bir an önce uygulanması gerektiğini açıklamaları gerekiyor. I believe that we should not lose any time. There is no need to delay this very important progress. NATO, United Nations, Knight Templars, the leading personalities, the state leaders from the Islamic world, the religious scholars from the Islamic world, they should all come together so that they need to ask for the practice of Quran Muslims. This way, this problem should be resolved. Aslında tehlike çok büyük, anlamazdan geliyor dünya. And there is a very important danger, which the entire world is silent to. They don't really understand the extent of this danger. Çünkü o insanlar Allah adına hareket ediyor ama yanlış hareket ediyorlar. Because those people say that they act in the name of God, but they are on the wrong path. Allah sadece sevgi ister, başka bir şey istemiyor. God only wants love from us, nothing else. Allah kan istemez, şiddet istemez. God does not want blood or violence. Acı istemez. God does not ask for pain. Sadece güzellik, kalite, sevgi, dostluk, barış, bunları ister. God only asks from people love, beauty, aesthetics, quality, peace. This is what God asks from us. Selefi düşünce, IŞİD düşüncesi hepsi Mehdiyet karşısında derhal diz çökecek, derhal kabul edecek sistemlerdir. Yani Mehdiyet'in dışında hiçbir görüşü kabul etmez bu sistemler. And the Salafi thought, the ISIS thought, actually their ideology, they will bow down, they will just lose all their strength before Mehdi's movement, Mehdi's system. So they have no power to resist against Mehdi. Irak ve Suriye'deki bütün terörist gruplar, Suudi Arabistan, İran ve hepsi, Pakistan, hepsi Mehdi'yi bekliyorlar. Yani Mehdi'nin onlara sunulması durumunda onların diyeceği hiçbir şey olmaz. Derhal kabul ederler. And all those terrorist groups in Syria, in Iraq, Afghanistan, Pakistan, all these groups, they are all waiting for Mehdi's appearance actually. İran, Pakistan, Hindistan Müslümanları. And also all the Muslims in Iran, Pakistan and India, they all wait for Mehdi's appearance. Türkiye'de de halkın %70'i Mehdi'yi bekliyor. And 70% of the Turkish people are also awaiting Mehdi. Yani bunu ehem niyetsiz gördükleri müddetçe bela daha da artacak, şiddet daha da artacak. And as long as they do not find this to be important, this violence will just escalate. There will be more bloodshed. Önümüzdeki yıllarda dehşet ve şiddet kat kat artacak. And in the coming years we will see that there will be more terror, more violence. Bu dediğimi önemli görüp ön plan alması gerekiyor. İdarecilerin, üst düzey idarecilerin ve masonluğun. And all these leading administrators, the leaders of countries and high-ranking Freemasons, they have to find my words to be very important, very significant. 3-5 yıl içerisinde çok feci olaylar olacak. In 3 to 5 years there will be terrorizing happenings. Mehdiyet'in dışında hiçbir çözüm yok ve İsa Mesih'in inişi dışında hiçbir çözüm yok. And the only solution is with Mehdi's appearance and also with the return of Jesus Messiah. Bunları hikaye gibi görüyorlar ama hikaye gibi olmadığını olaylar meydana gelince anlayacaklar. People may consider all these to be like stories, but when the occurrences take place, when these become reality, then they will see that these are all facts. Anlattıklarım biraz mistik ve hayali görenler gerçek olduğunu anlayacaklar. Maybe there are certain people who consider my words to be mystical or dreamlike, but when the things come to reality, they will see that all these are true. Başka hiçbir çözüm yok. Dünya mutsuz olur ve çok acı çeker. There is no other way, there is no other solution. Otherwise the world would be unhappy and suffer immensely. Dünyada sanat kalmadı, sanatçı kalmadı. İnsanlar mutlu değil. İnsanlar üzüntüye doğru şiddetle gidiyorlar. Mehdi ve İsa Mesih konusu bu doğru. Yani şaşırsalar da doğru. There is no art in the world. There are no artists any longer. People have lost their happiness. So they have to see that what I explain about Mehdi and Jesus Messiah, these are true. They have to realize this is the facts. Hristiyanlar hayal görmüyor. Doğru söylüyorlar. Gelecek İsa Mesih. And Christians, they are not dreaming. They are telling the truth. Jesus will come back. Mehdi de Müslümanlar yalan söylemiyor. Hayal görmüyorlar. O da doğru. And Muslims are also not dreaming. They are not telling
stories, Mehdi will come, and this is also another reality. Bütün Şii alemi, bütün Vahabiler, Sünniler Mehdi bekliyorlar. All the Shia, all the Wahhabis, all the Sunni scholars, they all wait for Mehdi's appearance. Bunu anlamazlıktan gelmek bir çözüm değil. Not understanding this is really not going to bring any solution. Anlamazlıktan gelindiğinde bela katlamalı artar. If they would be oblivious, if they would turn a blind eye on this, then all the terror and violence that will multiply, increase. 20 yıl önce söylemiştim bu olacak olaylar, aynısının oldu. And I told all these 20 years ago actually, what I have told before, they all came out to be true. Kitap olarak yazmıştım, kitapta yazdıklarımın aynısı oldu. I had written them in my book, and what I wrote in the books, they all came out to be true. Sizin görüşlerinizi de almak istiyorum. Please let me learn about your ideas, your opinion. Well, I think you have a, certainly have a point that lots of things that are happening in the world at the moment, the violence everywhere. It's now even starting in Southeast Asia, in Bangladesh, in Myanmar. Everywhere there's turmoil, and of course in the Middle East it's a little bit more than it is in the rest of the world, because it's the curse of oil, the curse of geopolitical, strategic, important region, where all the great powers are involved. And if we cannot stop this constant turmoil in the Middle East, we will go to a sort of catastrophe in a sort of global war, which is, in fact, the seeds of that are already there. You see, not only Iraq, not only Syria, but it's a little bit everywhere now. You see it in Yemen, where Iran and Saudi Arabia are fighting these wars. You have it in Southeast Asia. You have lots of unrest in Western Europe already. So, or we can stop this cataclysm of ever more and more and more violence, or we are in a sort of third world war. And yeah, well, this will be the last one. Somebody said, I think it was Einstein who once said, okay, if I don't know if there will come a third world war, but if it will come, the next world, the fourth world war, will be fought with stones and bricks. And because of the terrible things we can do to each other at the moment, this is what's coming. And there I can follow you a little bit in what you're saying about maybe the end is near. Kesinlikle dünyadaki olayların bu şekilde şiddetle yaygınlaşmış olması, her yerde ayaklanmaların olması, Orta Doğu'da ve dünyanın birçok yerinde kan dökülmesi, tabii ki Orta Doğu'daki olaylar jeopolitik konumlarından dolayı bu ülkelerde belki daha fazla şiddet uygulanıyor olabilir. Fakat biz birlikte bu kargaşayı durduramazsak bunun gerçekten bir felakete dönüşeceğine inanıyorum. Sözlerinizde haklısınız. Bu kesinlikle dünyayı etkileyecek bir savaş ortaya çıkartabilir. Bunun başlangıcı Irak ve Suriye'de, fakat aynı zamanda Yemen, İran, Suudi Arabistan, bu ülkelerde birbirleriyle çatışmak için fırsat bekliyorlar. Uzak Doğu Asya'da da aynı şekilde huzursuzluklar var. Eğer bu artan şiddet durmayacak olursa, o zaman 3. Dünya Savaşı gerçekten patlak verebilir. Einstein'dan bir söz aktardı. 3. Dünya Savaşı eğer gerçekleşirse, o zaman bu durumda 4. Dünya Savaşı'nı ancak taşlarla yapılabilir. Çünkü bütün medeniyet ortadan kalkacağı için. Bu nedenle sizin sözlerinize katılıyorum. Son yakın diye düşünüyorum. Evet, çok yakın. The end is really at hand. The end is very close. It is also up to us to stop it. It's not God that will stop this end. It's people that kill people. It's people that make atomic bombs. It's people that throw rockets at each other. It's not God. It's people. So we have to stop it ourselves, and we can stop it ourselves. You are doing a serious effort in trying to give the better understanding of Quran. We in the West, we try to comply with the way the East thinks, more or less. It's very difficult. It's a long road, and it's not finished yet. But we don't have too much time anymore. I have the feeling time is running out, and there we. Well, I agree with what you say. Bu şiddeti ve bu felaketi bizim insanların durdurabileceğine inanıyorum. Haşa şöyle ifade etti, bunu Allah durdurmayacak.
diye ifade etti. İnsanlar bombalar atıyorlar, insanlar savaşları başlatıyorlar. O yüzden biz bunu biz sürdürebiliriz diye düşünüyorum. Siz bu konuda çok fazla çaba harcıyorsunuz, çok fazla çalışma yapıyorsunuz. Fakat bu çok uzun ve zorlu bir yol. Fakat çok fazla zamanımız olmadığını düşünüyorum. Zamanımız kalmadığı konusunda haklısınız. Evet. Türkiye'nin İsrail işbirliği yapması gerekiyor, Avrupa ile işbirliği yapması gerekiyor. Mehdiliğin ön plana çıkarılması gerekiyor. Turkey has to ally with Israel and also with Europe, and the Mehdi's movement should be emphasized, should be brought to the fore. Mehdiyet çekinilecek bir konu değil. Mehdiyet demek barış, sevgi, güzellik, estetik, sevgi ve saygı. There is no need for people to keep away from Mehdi system because Mehdi will bring peace, love, beauty, respect for everyone. Mehdiyetin kanı kılıcı yok, bombası yok. Sadece sevgisi vardır. Mehdi system will not have any swords, will not have any weapons. Mehdi system has only love. Avrupa'nın Mehdilikten korkması yersiz. So Europe is really not acting properly to fear Mehdi's movements. Şeffaf bir hareket ve Hristiyanlıkla iç içe birlikte yapılacak bir hareket. Mehdi's movement is an open system, a transparent system, and they will act together with European countries. Allah tabii ki kan dökülmesini, savaşı istemez. Allah bizleri görevlendiriyor bu kargaşayı durdurmak için. Definitely, God does not want any bloodshed. God wants all the wars to end, and God is giving us this duty, this responsibility to stop all that bloodshed and war. Mehdi de İsa Mesih'i de gönderen Allah. And God sends Mehdi and Jesus Messiah. Onlar Allah'ın bir nevi elidir, yani eli ve gücüdür. They are like the hands of God. They are the power of God. Bir anlamda. In a sense. Avrupa'da İsa Mesih'in inişini ve Mehdi'nin çıkışını yaymamız ve iki görüşünde sadece sevgiyi istediğini anlatmamız çok önemli. We have to explain to the European countries, to the European people that Mehdi and Jesus Messiah, when they come, they will only ask for love and they will reconcile all people, all communities. İsa Mesih de kan dökmez, Mehdi de kan dökmez. Jesus will not shed blood and Mehdi will not shed blood. Her ikisi de sevgi ister. They both only ask for love. Her ikisi de sanatı, kaliteyi, güzelliği ister. They only ask for love, quality and arts to flourish. Ama biz ne dersek diyelim, insanlar şiddeti görmeden Mehdi ve İsa Mesih'i kabul etmeyecek. But whatever we say, before seeing that violence practiced, people will not accept Mehdi or Jesus Messiah. Bu bir gerçek. This is a reality. I'm afraid that you are right, because you see in Western Europe, you see the churches are more empty and empty and emptier. Some of the churches that were built hundreds and maybe thousand years ago, they are now changed into hotels or into libraries or whatever, because there's nobody coming to the mass. But of course, when tomorrow this big cataclysm starts, then the churches will be full again. And the only thing that is full now in Western Europe are the mosques. The mosques are full, but not the churches. They are very empty. Korkarım bu konuda haklısınız. Batı dünyasında artık kiliselere kimse ibadet için gelmiyorlar. Hatta kiliseleri kütüphanelere ve başka uygulamalar için kullanıyorlar, değerlendiriyorlar. Kimse cemaat olarak ibadetlere katılmıyor. Fakat bela geldiğinde ancak kiliselere ibadete geliniyor. Bu nedenle Avrupa'da yalnızca camiler dolu. Yakında kiliselere taşınacak. Müslümanların kiliseleri desteklemesi lazım. Sinagogları desteklemesi lazım. Çünkü onlar da Müslümanlık dini gibi hak dindir, gerçek dindir. Soon churches will also open in Europe and Muslims have an obligation to support the churches and also the synagogues because they are also Christians and Jews, they are also true believers. Mehdi çıktığında Hristiyanlar gerçek Hristiyan olacak, Museviler gerçek Musevi olacak, Müslümanlar da gerçek Müslüman olacak. With Mehdi's appearance, Jews will be true Jews, Christians will be true Christians and Muslims will be true Muslims. Ama direneceklerini biliyorum. But I know that they all will resist. Ama acıya dayanamayacaklar ve kabul edecekler. But they will not be capable of resisting all that pain and suffering and they will have to accept. Çünkü olayların büyüklüğü insanları dehşete düşürecek.
because there will be tremendous and terrifying events and people will fall into error. Bunda Allah'ın bir şey istediğini anlayacaklar. And only then they will understand that God asks them to do something. Bunu İsa Mesih söylüyor, peygamber söylüyor, Musa söylüyor. We learn these from the words of Jesus Messiah, from the words of the Prophet Muhammad and also the Prophet Moses. Ve denilenlerde doğru çıkıyor, hepsi doğru çıkıyorlar. And all these come out to be true. Hong Kong'a uçağınız varmış, ona yetişmeniz gerekiyormuş. You have an airplane to Hong Kong and you have to catch up with your flights. Yes, I do. Haklısınız. Onun için sizi tedbiren biraz erkence uğurlamamızda fayda var. Çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz, onur verdiniz. Çok sevinç duydum. Gene gelin, arkadaşlarınız da gelin. Senatörlerin, diğerlerini de bekliyoruz. Kendi evinize geleceksiniz. Sohbet ederiz, konuşuruz. Sizleri çok seviyoruz. Hristiyanlar çok seviyoruz. Musevileri seviyoruz. Avrupalıları seviyoruz. I'm really so happy to have you here. It was a delight to host you here as my guest. We really have so much love for the Christians, for the Jews. And please bring your other friends, the other senators here to Turkey. Please be my guest again. And I will be willing to open my house for you. Please consider this place as your home. İyi bir insan olduğunuz yüzünüzden belli. I can understand from your face that you are a very good person. Thank you very much. It was a great honor for me to be here. Çok teşekkür ederim. I always like to come to Turkey. I really love the country. It's not the first time I have been, but I learned something today, and that is very important for people to learn. I learned something from you, and I will learn from my friends here, and I will certainly be back, and I will bring other people here because I feel a warm welcome here, which I like very much. Thank you. Ben de aynı şekilde burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Fakat asıl önemli olan buraya geldiğimde sizden çok önemli şeyler öğrendim. Bu yüzden geldiğim ve bu bilgileri aldığım için çok mutluyum. Buraya evim gibi hissediyorum. Tekrar geleceğim. Çok teşekkür ederim. Şeref duyarım. Onur duyarım. Savunulmazı savunmak. Propaganda toplumları alışılmayacak olana alıştırma siyasetidir. En yoğun kullanıldığı dönem ise 2. Dünya Savaşı olmuştur. Propagandanın gücünün farkında olan Hitler, kurduğu propaganda bakanlığı sayesinde güçlü ve sevecen lider imajını tüm Almanlar arasında yaygınlaştırmıştır.